haber peşinde koşan siz değerli basın mensuplarının bu özel gününde sizlerle beraber olduk, bir olduk. Değerli basın mensupları, sizler üniversitemizde yaptığımız faaliyetleri vatandaşımızın doğru haber alma noktasında en önemli kaynağımızsınız. Dolayısıyla Tokat'ımızda, üniversitede yaptığımız faaliyetleri sizlerin aracılığıyla vatandaşlarımıza, öğrencilerimize, kamuoyuna sizler aracılığıyla duyuruyoruz. Bu anlamda ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu özel gün vesilesiyle sizlerle bir araya gelmiş olduk. Basın önemli bir kurum. Demokrasimizin teminatı. Gerçekten vatandaşın en doğru bilgiyi alacağı kaynak sizlersiniz. Tarafsız bir şekilde kamu menfaatini gözeterek bu görevi yaptığınızı ben biliyorum. Üniversitemiz kurumsal iletişim koordinatörlüğüyle siz değerli basın mensuplarınızda yaptığımız her türlü faaliyeti doğrudan sizlere ulaştırıyoruz. Sizler de kamuoyuna bunu paylaşmış oluyorsunuz. Tabii ben kısaca üniversitemizle ilgili birkaç bilgi vermek isterim. Çok yakın zamanda Aralık ayında bir araya gelmiştik hepimizle. Bu toplantılarımızı rutin halde en az 2 defa sizlerle bir araya gelerek bilgilendirme yapacağız. Üniversitemizde yaptığımız büyük projeleri sizlerle değerlendirmiş olacağız. Üniversitemizde sizle en son görüştükten sonra yeni kurulan Tokat Yazılımcılığı ve Geleneksel El Sanatları Araştırma Merkezimizi kurduk üniversitemizde. Bu merkezimiz aracılığıyla da üniversitedeki öğrencilerimizin Tokat'ın geleneksel sanatlarıyla ilgili kurslarına, eğitimlerine katılabilecek 7-24 düzenli olarak öğrencilerimiz Çin işlemeciliğinden ahşap yakmaya, geleneksel sanatlarla ilgili bütün kursları düzenli olarak üniversitemizde alacaklar. Biraz önce sohbet ederken yine yeni kurulan fakültelerimiz var mı diye arkadaşlarımı sorduğunda Veterinerlik Fakültemizi ve Havacılık Yüksekokulu 4 yıllık bir program olarak ve Zile Turizm Fakültesinin kurulması için teklifte bulunduk. İnşallah olumlu haber geldiğinde bu fakültelerimizi açmış olacağız. Yine tabii havaalanını kullanma bağlamında Gökçek Havacılık'la Turhal'da bulunan Gökçek Havacılık'la görüşme yaptık. Yine uçakların bakım onarımıyla ilgili bir 2 yıllık program da açarak faaliyet göstereceğiz. En önemli paydaşlarımızdan bir tanesi de Gökçek Havacılık olacak. Bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor. Yine hastanemizle de ilgili doktor noktasında da herhangi bir sıkıntının olmadığını çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Biliyorsunuz üniversitemizde PET cihazıyla ilgili bir sıkıntı vardı. Tokat'taki vatandaşlarımız PET çekimi için çevre illere Sivas'a ve Samsun'a gidiyordu. Daha önceden de söylemiştim, bu cihazın alınma noktasında alımını tamamladık ve kurulumunu yapmıştık 2-3 ay önce. Buraya gerekli olan uzman hocamızın istihdamı konusunda da Batman'da görev yapan bir hocamızı davet ettik ve kendisi kabul etti ve göreve başladı. Şu anda da cihazımızın ruhsatlanması noktasında Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunduk ve en kısa zamanda inşallah PET cihazı da vatandaşlarımızın hizmetine girecektir diye bunu da sizlerle paylaşmak isterim. Davetimize icabet edip geldiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Çok sağ olun ve bu özel gününüzde tebrik ederim. Ve haber peşinde koşan, Gazze'de, Filistin'de hayatını kaybeden basın mensuplarına da Allah'tan rahmet diliyorum. Sizlere de kolaylıklar diliyorum. Geldiğiniz için tekrar teşekkürler. Hazır İsa'daki. Evet. Erbaa'daki de radyo televizyon programcılığı mıydı? Evet, doğru. Yani aslında bu yüksek okullar ve fakülteleri Tokat İl Merkezi'nde birleştirerek iletişim fakültesi çatısı altında hem oradan mezun olan, o lisede mezun olan çocukların kendi memleketlerinde okumaları hem de burada kendisini yetiştirmiş birçok gazeteci arkadaşımız var, iletişim mezun olanlar, gazeteci mezun olanlar, onların da burada çocuklar akademik açıdan da destek sağlayabileceği bir ortamı biz çok istiyoruz. Evet. Daha önceki 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde de farklı işte rektörlerimiz vardı. Onlardan da bu talepte bulunmuştuk. Yani bu anlamda siz de Tokat'ın çocuğusunuz. Yani gazetecilere baktığımız zaman Tokat medyasına da bir anlamda Tokat basın tarihi açısından da
çok önemli isimler yetiştirmiş şehirlerden bir tanesi. Yani biz bir Bursa kadar büyüğüz, biz bir Eskişehir kadar büyüğüz. Bu anlamda İletişim Fakültesi noktasında da desteklerinizi bekliyoruz. Tabii ki. Şöyle, bizim yani benim şahsen bölüm açma ya da fakülte açmadaki politikam şu. Yani bir il merkezimizde ve ilçelerde hangi alanda ihtiyaç varsa, ülkemizin ve şehrimizin, bölgemizin hangi alanda elemana ihtiyaç varsa o alanda bölüm açılmasını istiyoruz. Bununla ilgili ben ilçelerde, sözü oraya getireceğim işletme fakültesine, ilçelerde açılacak bölümlerin özellikle yüksekokul olduğundan hareketle o bölgedeki ara eleman ihtiyacı neyse ona uygun bölüm açılmasını istiyoruz. Bununla da ilgili tabii kararımızı vermeyeceğiz. O ilçede yaşayan paydaşlarla çalıştay yapılmasını istedik. İlkini Zile'de yaptık. Zile Mesleki Eğitim Çalıştayı diye. Zile Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, Sanayi Ticaret Odası Başkanımız, bütün ilçelerdeki yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlerimiz bir araya geldiler. İş adamları da vardı, girişimciler de vardı. Orada neye ihtiyaç varsa onu raporlaştıracaklar ve biz de senatodan bunu geçirerek ülke teklif edeceğiz. Bu Erbaa için de geçerli, bütün ilçeler için geçerli. Tabii iletişimle ilgili başladık çalışmaya. Ben Nisar'ı ziyaret ettiğimde iletişimle ilgili çalışan hocalarımızın olduğunu tespit ettim. Merkezde iletişim fakültesi kurulması noktasında 2024'ün içerisinde YÖK'e teklifte bulunacağız. Bunun da müjdesini vermiş olayım. Dediğiniz gibi bana da bir şekilde ulaşan Tokat'ta iletişim mezunu olan, bu alanda yüksek lisans yapmış olan kişilerin bulunduğunu da biliyorum. Fakülteyi açmak önemli değil, önemli olan oraya uygun akademisyeni bulmak. Önce akademisyenleri bulacağız, başarılı olanları bulacağız, daha sonra fakülteyi açacağız. Benim de en önemsediğim şeylerden birisi, konulardan birisi iletişim fakültesini üniversitemize kazandırmak. İnşallah 2024 yılı içerisinde başvurusunu yapıp, 2024'te başvurusunu yapıp 2025'te eğitim öğretime hazır hale getirmiş olacağız.